Benzeri çok, daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sevilon Unique. Olaya bir bakalım değerli izleyiciler, nasıl oldu diye 3 ayrı aşamada olayı sizlere anlatalım. Siber saldırı nasıl gerçekleşti? Hizbullah cep telefonunu 200 sene önce yasakladı çünkü konum veriyordu. Böylece İsrail'in aradıkları kişilere nokta atışı İHA ve SİHA'larla vurabilirdi. 6 ay önce çağrı cihazı sipariş edilip Lübnan'daki üyelerine dağıttı. 5000 çağrı cihazı Tayvanlı Gold Apollo şirketinden alındı. Gördüğünüz çağrı cihazı şudur. Hiçbir mesaj yazışma yok. Sadece çağrı cihazı gelir. İşte bir arkadaşınızdan bir ara vardı. Bu cep telefonları çıkana kadar modaydı ama cep telefonu bunun bütün şöhretini aldı götürdü. Üretimini BAC isimli Macaristanlı bir firma yapmış. Mossad tedarik zincirine sızıyor. Bataryaya küçük ama etkili plastik bir patlayıcıyı gizliyor. Zaten hani bu uzaktan cep telefonunu patlatır, bilgisayarı patlatır. Öyle bir şey yok ama içine bomba koyarsa onu uzaktan patlatabiliyor. Çağrı cihazlarına Hizbullah merkezinin adıyla sahte mesaj gönderildi. Mesajlarla birlikte bataryalar ısındı. Patlaması sağlandı böylece ve Macaristan İsrail'in kanlı saldırılarına da tabii destek veriyor. Henüz bir kınama görülmediğini söyleyelim değerli izleyiciler. Peki Tayvanlı şirkete bir bakalım. Tayvanlı şirketi de bir görelim değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi Tayvanlı şirket cihazların BAC şirketini ürettiğini açıkladı. Merkezinde aktif bir çalışma yok. Tabelası A4 kağıda yazılmış. İnternet sitesi kapalı. Telefonlara cevap verilmiyor. Merkezinde sadece postalara bakan bir kadın var. Şirket 2022'de Budapeşte'de kurulmuş. Yani İsrail bu planı 2 sene önce yapmış. Daha önce hatırlatalım, Hamas'ın liderlerinden Mahmud El Mebuhu 2010'da Dubai'de kaldığı otel odasında 9 ayrı Mossad ajanı farklı ülkelerin pasaportlarını kullanarak iğneyle öldürmüşlerdi. Odasına kadar girerek yine İsmail Haniye'yi İran'da öldürdüler. Daha çok böyle saldırı yaptı. Başarılı, yani kabul etmek lazım ki İsrail 2 yıl önceden planlamış ve bu başarılı olmuş. Nasrallah ne dedi ona bakalım. Hizbullah lideri, Lübnan'daki Hizbullah'ın lideri. Şu gördüğünüz kişi değerli izleyiciler. İsrail bütün kırmızı çizgileri aştı. 4000'den fazla cihaz vardı. 4000 kişiyi bir dakikada öldürmek istediler. İkinci gün yine yaptılar. Bu cihazları üretenden bize ulaştırana kadar hepsini inceleyeceğiz diye yine amaset yapıyor Hasan Nasrallah. İntikamımızı alacağız diyor. Artık başka bir üslupla savaşacağız. Zamanın ve yerini söylemiyoruz. Daha önce duymadığınız haberleri duyacaksınız. Kendi içimizde bile bunu çok dar bir alanda konuşacağız. Bu savaşın sonu bellidir. Müminler ve sabırlılar zafer ulaşacak diyor. Ama bu arada bunu dediği sırada da İsrail gene Hizbullah'ın olduğu yerleri bombaladı değerli izleyiciler. Dediğimiz gibi Hamas'la işini bitirdiğini düşünüyor İsrail. Suriye'yi bombalıyor arada. Orada etkili bir güç kalmadı. Hizbullah'ı bitirmek derdinde. Şimdi Yoav Galan Savunma Bakanı kuzeye doğru yığınak yapıyoruz dedi. Geriye bir tek Husiler kalıyor ki Husiler direkt tehdit değil İsrail'e. Geriye bir tek İsrail devleti kalıyor ki onun da çok fazla İsrail'e bir zarar olacak gibi görünmediğini söyleyelim.